İnsan parasını kaybetmişse hiçbir şeyini, sağlığını kaybetmişse hayatının yarısını, ümidini kaybetmişse her şeyini kaybetmiş demektir. Ümidi kaybetmek bir anlamda oyun gibi düşünülen bu dünya hayatını başarısızlıkla sonuçlandırmaktır. İnsan mutlaka bir dengede gitmeli derler, değil mi? Haf ve reca. Hep böyle olmamız çocukluğumuzdan beri duyduğumuz sohbetlerde aktarılır bize. Nedir bu? Evet, Allahu Teala'dan bir o kadar korkmak ama ümitsiz olmamak. Düşünsenize, Allahu Teala'dan ümitli olan biz eğer başka bir şeylere üzülüyorsak, sağlığımızla alakalı, gelirimizle alakalı, geleceğimizle alakalı doğru bir iş yapmış olur muyuz? Her şeyin ondan geldiğini biliyorsak eğer, bu nasıl bir iştir? Abesle iştigaldir. Gelin, bugün ümitlere yelken açalım. Bir hikaye var. Hikaye bu ya, bir kırlangıç kuşundan bahsedecek hikayemiz. Bazen kaybettiğimiz zaman anladığımız, geç kaldığımız, sonralara ötelediğimiz mutluluklarımızla alakalı. Bu kıssayla başlayalım bugün. Bir gün yaşlı bir adamın penceresine bir kırlangıç kuşu konar. Camı gagasıyla tıklayıp durmaya başlar kuş. Bunu duyan ihtiyar camın kenarına gelir ve sorar. Ne istiyorsun minik kuş? Kırlangıç şöyle der. Bizlerin göç etme zamanı geldi. Arkadaşlarım bölük bölük buralardan gidiyorlar. Düşündüm de, sen yalnız bir insan, ben yalnız bir kuş. İzin ver de bu soğuk kış mevsimini seninle geçireyim. Ne olur, beni içeri al, üşümeyeyim. Hem uzun kış gecelerinde seninle dertleşir, birbirimizi belki yalnızlıktan kurtarırız, olur mu? Adam kuşun dinlediklerini, ondan duyduklarını biraz şöyle düşünür. Fakat ah, o insan olma gururu kuşun yalvalmalarına rağmen ona bir türlü evet dedirtmez. Kuşa hayır der, seni alamam. Son noktayı koymuştur. Ertesi gün yine aynı saatte camdan tıkırtılar gelir. Minik kuş yine gelmiştir. Dileklerini bildirir. Bu yardımı yapması için yine ricalarda bulunur. Yaşlı adam yine sözü alır. Israr etme dedim sana. İnsanlar benimle alay eder. Bir kuşla yalnızlığını gidermeye çalışıyor. Şuna bak derler, yapamam. Bunu benden isteme. Üçüncü gün kuş yine aynı saatlerde gelir. Yine bir sürü dil döker. Fakat nafile. İnatçı ihtiyarı ikna etmek zordur. Ve edemez. Üzülür gider. Üçüncü günün akşamı kuşun söyledikleri adamın kulaklarında çınlar durur. Aslında söyleyenlere hak veriyordu bütün anlattıklarına. Ne var ki bunca yıl kendi kendine yetebildiğini göstermeye çalışan, bir şeyleri paylaşmak için çevresinde kimseleri aramayan biri için bu gururu, o yılların kibrini atmak zordu. Düşünür taşınır, sonunda yılların canına tak eden o sessizliğine bir son verip onun cıvıltısıyla yaşamaya karar verir. Ama iş işten geçmiştir. Ertesi sabah aynı saatte pencerenin dibinde kırlangıcın yolunu gözlemeye başlar. Saatler ilerler, akşam olur.
Oysa ne gelen vardır, ne giden. İhtiyarın içini bir hüzün kaplar. Onu içeri alıp bir parça yemi ve ona şu küçük sıcak odayı çok gördüğü için hayıflanır. Önemli olan benim hayatım ve benim yardımımdı diye iç geçirir. Yine birkaç gün daha bekler ama nafile. İçindeki vicdan azabıyla birlikte bu kez kararlıdır. Kış geçsin, bahar gelsin. Onu bulacaktır ve bir daha bırakmayacaktır. Yaşlı adam böyle düşünür ama gerçek çok farklıdır. Günler birbirini takip eder ve bir gün gökyüzünde yine göçmen kuşları görür. Kuşlar o kadar güzel süzülüyorlar ki. Sevinir. Hemen kırlangıç kafilesi bulması lazım. Arar, durur, neyse bulur en sonunda. Onlara bakar, hayranlıkla iç geçirir. Ama hiçbiri penceresine gelmez. Ve hiçbirini de o kendi penceresine gelen kırlangıca benzetemez. Dur bir dakika der. Önde uçan şu kuşa sorayım. Belki liderleri odur. Şey der, ben içinizden birini arıyordum da, bana yardımcı olur musunuz? Şaşırmıştır o lider kuş. Ne oldu, niçin soruyorsunuz? Başına gelenleri, o kuşun istediklerini, içeri almadığını, daha sonra pişman olduğunu tek tek anlatır. O lider kuş şunları söyler. Yaşlı adam, sen onu boşuna arıyorsun. Sen kırlangıçların ömürlerinin sadece 6 ay olduğunu bilmez misin? Hikaye bu ya. Ama gerçek olan da şu. Hayat böyle değil mi? O kadar kısa bir hayatımız var ki, gönül kırıklıklarına, boş heveslere, sahte gülümsemelere, 3 saniye sonrasını bilmediğimiz bu dünyada fırıldak olmaya, birbirimize taklalar atmaya, yalakalıklar yapmaya, herkesin önünde 3 kuruş için baş eğmeye lüzum var mıdır? Bakın, kırlangıcın ömrü bitti. Evet, 6 aydı ömrü ama yine de yaşadı. Kelebekler 14 gün yaşarlar. Peki bu 14 gün içinde hiç kanadını çırpmamış, bir köşede ümitsizlik içinde çırpınan bir kelebek göremezsiniz. Evet, 14 gün vakti vardır ama o 14 günde dolu dolu yaşanacaktır. İşte bizim şu dünyamıza bu hikayeyi uyarlayacak olursak dostlar, zamanımız az. Az olan bu zamanı bir sermaye gibi düşünecek olursak, şu radyo programının başladığı dakikalar 10-11 dakika bizden aldı. Geri dönemeyeceğimiz dakikalar bunlar. İstediğiniz kadar zengin olun, geriye alamayacağınız sermayeler. O yüzden ümit var olup, anın lezzetini, kıymetini bilmek lazım. Güzel insanlar, şöyle bir yolculuğa çıkarayım sizi. Düşünün, hayat yolculuğu diyoruz. Düz bir çizgi aklınıza gelsin. Dümdüz, neresinden başlarsanız başlayın dümdüz bir çizgi, öyle mi? Hayır, değil. Hayat kesinlikle düz bir çizgi değildir. Zaman zaman inişler olur, bazen çıkışlar olur, bazen yorgunluklar olur. Bazen tehlikeler içinde kendinizi korkmuş hissedersiniz. Bazen çeşit çeşit güzellikler sizi bulur. Kendinizi kimi zaman daha enerjili, daha ümitli, bazen yorgun, bazen keyifli ve neye bu kadar sevindiğini anlayamamış derecede mutlu, bazen de yine anlayamadığı kadar
mutsuz ve gözü yaşlı. Biz hayat yolcusuyuz. Evet, yolcuyuz. Maddi ve manevi seferimizde başarılı olabilmemiz için, hedefimize ulaşmamız için sabır, sebat, muhabbet ve kanaat lazım. Olmazsa olmazlarımız. Güzel kardeşlerim, aslında hepimizin içmesi gereken çok güzel bir iksir var. Hepimize ahirette özellikle ışık verecek bir iksir. O da ümit içeceğidir. Bu iksirin ismi. Özel hazırlanmış, herkese sunulmuştur. Ahirete gidilen yolda sizin olmazsa olmazlarınızdandır. Bugün niye ümidi konuşuyoruz sizlerle? Yolculuğumuza devam edelim. Ümidini kaybedenin dünyası kararmıştır arkadaşlar. Nasıl programın başında sizlerle paylaştım, paranızı kaybederseniz aslında hiçbir şeyinizi kaybetmemişsinizdir. Niçin? Daha önce iflas eden bir insan yine bir iş kurabilir veya bir yerde çalışıp işçi olarak çalışabilir. Para nedir? Çünkü sağlık önemlidir. Peki sağlığını kaybetmişse insan neydi? Hayatının yarısını kaybetmişti. Ama ümit yoksa ne sağlığın, ne paranın, ne şu kadar şu kadar şaşalı bir hayatın, özlenilen bir hayatın bir gereği yoktur. Ümitsizlik en büyük günahlardandır. Bu yüzden bugünkü program bu kadar önemli. Ümidini kaybetmiş bir insanın bu imtihan dünyasından zevk alması, tebessüm etmesi, gönlünün şöyle huzurlu olması mümkün değildir. Lakin bu kadar da değil zararı, en büyük zararı ümitsizliğin, hem insanı Rabbinden, hem çevresinden, işinden ve hatta kendinden, kendine verdiği değerden koparmasıdır. Günümüzde maalesef intihar vakaları oldukça artıyor. Gelişmiş tabir edilen ülkelerde intihar vakaları o kadar fazla ki, ümitsizliğin sonunda ya eğlence ya intihar var, umursamazlık var, hayatı tiye almak var, her şeye gülüp geçmek var, gözyaşı dökmeyi unutmak var. Mümin, dünyayı babası Adem aleyhisselam bilen kişidir. Cennetten inip geldiği yer olarak görür dünyayı. Vatan edinmez ama vatanına dönmek için mecburi güzergahı olarak bilir dünyayı. Ve insan bilir ki bu dünyada sadece kendi imtihan yaşamıyordur. Peygamberler bile neler yaşamıştır. Etrafına dönüp baksa kendinden daha zor imtihanlarla baş başa kalan nice insan görebilmektedir. Nuh aleyhisselam'dan bilir yaşadığı o hayatı. Yıllarca değil, asırlarca bile sürse önünde çileler, kahırlar müminin umudunu yitiremez. Çatlamış, kurak bir ortamda bulunsa da, dünyasını tufan silip götürse de, onun gayesi bellidir. Çalışır, çırpınır, yorulur, üzülür ama yığılıp kalmaz Müslüman. O, asırların bitiremeyeceği bir iman ve o imanın gerekleriyle yaşar çünkü. Yine, Müslümanın ümit etmesinin gereklerinden biri, Kur'an-ı Kerim'de izlediği, okuduğu ve anlatılan İbrahim aleyhisselam'dır.
önüne çıkan engeller kendi evinden, babasından, doğup büyüdüğü yerlerden ya da orduları olan kuvvetli bir sistemden nereden gelirse gelsin, o sabra ve sebat etmeye hazırdır. Umutlu olmayı, yılmayıp devam etmeyi sabredenlerin Allah'ın izniyle bir gün kazanabileceği gerçeğini bir Müslüman bilmelidir. Çünkü o özelliğini, o itimadını İbrahim aleyhisselam'dan almıştır. Ateşlerde yanmamayı ondan anlar. Allahu Teala dilediğinde koca koca yıkılmaz olan o dağları un ufak ettiği gibi koca koca alevler de gül bahçelerine dönebilecektir. Müslüman o örneği alır. Alevlere dönüşse de bazen dertleri, imtihanları, o yine umutlu olmayı, ümit var olmayı. Hasbunallah ve ni'mel vekil, o bana yeter diyebilmeyi öğrenmiştir. İtimat edilecek en yüce olan, eşi ve benzeri olmayana, Rabbine itimat etmeyi öğrenmiştir. Sonra Musa aleyhisselama bakar bir Müslüman. Onun hayatından ibretler alır. Nelere katlanmıştı hayatında onları fark eder. Çilenin henüz doğmadan başlayabileceğini anlar. Allahu Teala korumayı murad ettikten sonra, o istedikten sonra suyun insanı boğamayacağını, kimsenin düşmanlık edemeyeceğini anlar. O böyle anladıkça da içindeki umut filizi büyür büyür. Müslüman o kimsedir ki kadınıyla, erkeğiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i hatırlar. Taif'teki duasını ezbere bilir. Mekke sokaklarında, Medine'deki mescidinde, Uhud eteklerinde görmeye çalışır alacağı dersleri, elinde kazmayla Hendek'te Kisra'nın o çöken sistemini müjdelerken görür peygamberini. Fakirliğin, yalnızlığın, çaresizliğin bitiremediği o heyecanı izler. Peygamberinin ashabıyla yaşadığı o tatlı, bazen acı hatıraları, kendisinin ailesinde yaşadığı üzücü şeyleri, tebessüm ettiği günleri de onunla berabermiş gibi gözünle canlandıran insandır Müslüman. Yaşadığı hayatı onun hayatına, onun o asr-ı saadetteki evini kendi evine, namazını onun namazına, hayatını onun hayatına benzetmeye çalışandır Müslüman. Ve sonra o imtihan dünyasında kendine bir yer bulur. Küçük bir yer de olsa ümitle bakar hayata, umutla girer yatağına, her sabah yeniden doğmuş bir gün için kalkar yataktan, İnşallah güzel bir gün olacak ümidini taşır. Çünkü Rabbinin cennet vaatlerine bakar, kulak verir Müslüman. Rabbinin her an onu gördüğünü, gözettiğini, yaptığı hiçbir şeyin boş çıkmayacağını, bir eline diken batsa, başı ağrısa, eğer sabreder ve isyan etmezse, bunun karşılığının en hafifinin günahlarından dökülmek, bazılarından kurtulmak olarak karşılığının verileceğini bilendir Müslüman. Müslüman, bugün, yarın veya hangi mevhum varsa hayalini de Rabbine hediye eden, emanet edendir. Müslüman bilir ki İbrahim'e emanet etse, ne kadar güvense de mutlaka bir hata payı olacaktır. Müslüman annesine
babasına, en sevdiği yavrularına bile bir şeyi emanet ettiği zaman, onun başına insan olduğu için bilerek olmasa da bir zarar gelebileceğini düşünür, bir pay verir. Ama Müslüman bilir ki Allahu Teala'ya her şeyini emanet etmiş, sevgisini, çalışmasını, hayallerini, isteklerini ona emanet etmiş bir Müslüman hiçbir şekilde emanetine ziyan gelmeyeceğini bilir. Müslüman bu kişidir. Değerli kardeşlerim, çok sevdiğim bir hikaye var. Fars'ta, Farslıların o kitaplarında daha ayrıntılı şekilde yazılır ama özetini sizlerle paylaşmak istiyorum. İran taraflarında geçiyor bu hikaye. Pers Sultanı iki adamı ölüme mahkum etmiş. Hangi suçu olduğunu boş verin. Şimdi o ölüm fermanı verildikten sonra iki adamdan bir tanesi bir söz istemiş. Söz vermişler. Söyle bakalım, ne istiyorsun? O söz alan kişi, o Pers Sultanı'nın çok sevdiği bir atı olduğunu, ona çok bağlı olduğunu biliyormuş. Ne demiş? Padişahım demiş, sultanım, eğer benim hayatımı bağışlarsanız, bir yıl içinde ata uçmayı öğretebilirim. Tabii herkes şaşkın şaşkın bakıyor. Ne kaybedecek ki sultan? Atı uçacak, öyle mi? Ata uçmayı öğretecek. Bu sefer hayal etmiş. Ya demiş, ne güzel olur. Dünyadaki tek uçan ata binen sultan ben olurum. Hem ne kaybederim ki, yaşasa ne olur, yaşamasa ne olur. Bunu kabul etmiş. Tabii sevinmiş adam. Onu serbest bırakacaklar. Diğeri tekrar mapusa girecek. Diğer mahkum inanmayan gözlerle arkadaşına bakmış. Sana bir şey söyleyeceğim demiş. Söyle, ne var? Atların uçamadığını biliyorsun değil mi? Sen nasıl olup da böyle aptalca bir fikirle çıkabildin ortaya? Hiç at uçar mı? Yalnızca kaçınılmaz sonun olan o ölümü geciktiriyorsun. Şimdilik kurtuluyorsun, o kadar demiş. Pek değil demiş o birinci mahkum, söz alan. Kendime demiş, 4 özgürlük kısmeti veriyorum. Nasıl? Birincisi demiş, ben bir sene o ata uçmayı öğreteceğimi söyledim. Bu yalan değil ki. Öğreteceğim. Ama öğrenmezse bana ne? Birincisi, sultan bu yıl içinde ölebilir. O yüzden ben de serbest kalırım. İki, ben ölebilirim bu bir sene içinde. Üçüncüsü, o uçmayı öğrettiğim at da ölebilir. Dördüncüsü, demiş, bakarsın belki ata uçmayı öğretebilirim. İran'da çok bilinen bir hikayedir bu. Çok net bir anlatım. Siz de anladınız ama konu iyi anlaşılsın diye anlatayım. Evet, yalan konuşması şusu busu değil mesele. Ümitli olması. O da olabilir, şu da olabilir ama ümit. Mesela bir hastalık üzerimizdeyken veya bir yakınımızın bir hastalığı varken bizim düşünmemiz ve aklımızdan geçirmememiz gerekenlerin başında ümit var olmak gelir. Allah Azze ve Celle nasıl hiçbir şeye muhtaç değilse, kün ve yekün, kün ve yekün, ol dedi mi, her şey olmak zorundaysa ve oluyorsa zaten, hiçbir şey kendisine zor değilse, nasıl ümidimizi keseriz değil mi? İşte en çok günümüzde gençlerin şeytan tarafından kandırılmasının sebeplerinden bir tanesi burasıdır. Gençlere ümitsizlik aşısı yapar şeytan. Sen zaten bu kadar günahı işliyorsun, zina yapıyorsun, hırsızlık yapıyorsun, şöyle giyiniyorsun, bu yalanı söylüyorsun, içki içiyorsun gibi
sen namaz kılma. Neden? Zaten sen namaz kılsan da affedilmeyeceksin gibi. Halbuki o genç bir bilse, güzel bir tevbe etse, abdestini alsa, içki şu bundan Allahu Teala namaz vesilesiyle belki onu soğutacak, uzak tutacak. Bakın, ümitsizlik aşısı yapar şeytan ama bir yandan da aşırı ümit aşısı da yapar. Nedir bu? Sen ne yaparsan yap. Nasıl olsa senin kalbini biliyor Allah. İstediğin hatayı yap. Senin kalbin temiz. E zaten ileride namaza da başlarsın. Şu an yapamadığın farzların, evet yapman gerekenlerin birçoğunu o zaman yaparsın. Kalbini biliyor der. Bu da aşırı ümit aşısıdır. Korku ve ümit arasında gidilmesi gerektiğini gençler unutturur. Değerli dinleyenlerim, soframızın akıllı ve kaliteli kardeşlerim, ümitsizlik bir girdap gibi düşünülürse eğer, bu girdap bir insanı aldığı anda nasıl ki yaşamı son bulur ve şöyle derinlere doğru çekilir, aynen ümitsizlik girdabına düşen bir kimse dünyada yaşarken cehennem çukuruna düşüyor demektir Allah korusun. İşte bu sebeple Mevlamız Celle Celaluhu hiçbir kulunu ümitsizliğe sevk edecek bir beyanda bulunmamıştır. Evet tehditler vardır Kur'an-ı Kerim'de. Elbette sıfatlarından birçoğu da bunu anlatmaktadır. Lakin affedemeyeceği bir günah veya affedemeyeceği bir kulu yoktur. Affetmemesi ayrıdır, affedemeyeceği ayrıdır. Çünkü Zümer suresinde çok net bir ifade vardır. Zümer suresinin 53. ayetinde mealen Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyurmaktadır. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Rahman olan Rabbiniz tüm günahlarınızı bağışlayabilir. İşte şeytanın ümitsizlik veya aşırı ümit, aşırı güven aşısına karşı panzehir olan ayetlerden bir tanesi budur. Siz çalışın, çabalayın, affa uğrayacağınıza güvenin, bir yandan da ya affa uğrayamazsam deyin ama mutlaka gönlünüzün ağır terazisinin o kefenin sağ veya sol tarafı nereye koyarsanız ümit ağır gelsin. Hani Mevlana Hazretlerinin sözleri vardır, her konuyla ilgili illa söyleyeceği bir şeyler vardır demiştim ya, işte onlardan bir tanesinde Mevlana Kuddise Sirruhu şu çağrıda bulunuyor. Diyor ki sana bana, karamsarlığı bırak, ümitsiz olma. Bu dünyada sayısız ümit kapısı vardır. Bu dünya, şu evren o kadar güneşle doluyken sen karanlıklara gitme der. İnsanı yaratan, ona işitmeyi, görmeyi, koşmayı, düşünmeyi, onca yeteneği veren, sahip olduğu her şeyi yaratan Allahu Teala'dır ve ondan ümit kesilmez. Düşünsenize, bugün birçok yetenek var ve bu yeteneği her birimiz yerine getiremiyoruz. Kimisi o kadar büyük bir hızla koşuyor, diğeri çok yukarılara fırlıyor. Ötekinin taklit yeteneği, bir başkasının hafızası çok iyi çalışıyor. Bir başkasının elinde bir tahta parçası birkaç saat sonra bir sanat eserine dönüşebiliyor. Ama çoğumuz için bunlar çok abes. Ben acizane
bir örnek vereyim. Bir şeyleri çizmek hususunda çok kabiliyetsizim. Elim hiç ama hiç mahir değil. Veyahut az önce bahsettiğim gibi bir tahta parçasını ve onunla neler yapılabilir diyelim. Bununla ilgili olasılıklar için bütün malzemeler gelsin, ben yapabileceğime inanamıyorum. Çünkü daha önce denemişliğim var. Ha demek ki benim yeteneğim o konuda yok. İşte her birimizin, düşünebiliyor musunuz? Kabiliyetleri, yetenekleri farklı. Ama biz ümitsiz olup da neden ben böyle değilim, onun gibi değilim dememizin bir lüzumu yok. Şu an İstanbul'da yaşıyoruz, öyle değil mi? Bu güzel ilimizde. Dışarıda çöplerin toplanmasına da ihtiyacımız var. O zaman o işle ilgili kardeşlerimizin de çalışmasına ihtiyaç var. Bitti mi? Hayır. Bizim rahat bir şekilde evlerde oturmamıza vesile olan, güvenliğimizi sağlayan emniyet personeline ihtiyacımız var. Bitti mi? Hayır. Bakkala ihtiyacımız var ki bakkala gideyim. O bakkalın toptancıya ihtiyacı var. Onun ekmeğe ihtiyacı var derken bu silsileyle devam edip durur. Kısaca herkese ihtiyacımız var. Birbirimize üstünlüğümüz, aldığımız maaşlar veya toplum içerisindeki rolümüz değil, Allahu Teala huzurundaki görevlerimizdir. Mevlana Hazretleri'nin bir sözü var şimdi sırada. Bu sözü söylemek çok kolay, hayata tatbik etmesi bir o kadar zordur, bilesiniz. Diyor ki, ben derdimi seviyorum. Biliyorum ki derdimi veren de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını ölçüyor. Sevilen çekmesin de neylesin? Nasıl söz ama? Günümüzün ikili ilişkilerinde karı kocalar arasında da maalesef olan bir imtihan ve dert. Kimse kimsenin nazını çekmiyor gibi, öyle mi? Ama diyor ki, sevilen çekmesin de neylesin, derdimi veren beni seviyor ya. Bir de düşünün, bu sevginin Allahu Teala için olduğunu. İşte Mevlana öyle anlatıyor. Bizler ne yapıyoruz? Dertlerimiz karşısında başlıyoruz oflamaya, püflemeye. Dertten daha büyük olan Rabbimizi unutuveriyoruz ve hemen ümidimiz kırılıveriyor. Lakin ümit bir bıçak aslında. Başa çıkabilmek için, savaşabilmek için, dertlerimiz karşısında ümitle dayan, dayan, dayan yüreğim demeliyiz. Sabra alışmalı, şükre çalışmalıyız. Az önce İbnül Arabi Hazretlerinin canlandırmasında ne dedi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biri geldi ya, seni benden kim kurtaracak? Allah Celle Celaluhu dedi ya, biz de her dara düştüğümüzde öyle desek, her yokuşun bir inişi ama bazen her inişin de bir yokuşu olduğunu unutmasak. Evet, bugün dertler içindeyim, param yok, hastayım, yalnızım, yanlış anlaşıldım, işten kovuldum, rezil oldum, iftiraya uğradım. Bu hayatımızın sonuna kadar devam etmeyecek, bilelim. Ama bilelim ki bugün çok mutluyum, bugün ne dert var ne tasam, bugün zenginim, bugün hiç beklemediğim güzel bir haber geldi, bugün neşe doluyum, bugün benim en güzel günüm. Unutmayalım ki o da çok uzun sürmeyecek. Her yokuşun bir inişi, her inişinde bir yokuşu olduğunu unutmayacağız. Ama bileceğiz ki imkanın bittiği yerde
iman var. Her ne kadar imkansız gibi görünse de önümüzde o aşılması zor yollar ve dert ne kadar büyük olursa olsun, dertten büyük Rabbimiz var Celle Celaluhu. İşte bunun için ümitli olmak zorundayız. Ümitli olalım demiyorum. Ümitli olmak zorundayız. Çünkü ümit biterse öğrendik ne olurmuş, biz de bitermişiz. Varsın dünya gelsin üzerinize. Sizin ümidiniz Rabbiniz olsun. Şu fani hayatta bir şeyi sevdiğinizi yitirdiğiniz vakit sanki her şeyinizi kaybettiğinizi zannediyorsunuz değil mi? Ve atıyorsunuz kendinizi ümitsizliğin koynuna. Lakin unutuyoruz ki şu fani hayatta o bir şeyin bitişi her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olur. Bunu hala anlayamadık mı? Yağmur yağar İstanbul'a ki bugün hava bir hayli kapalıydı. Sanki rahmet kokusu geliyor böyle yağmur yağacakmış gibi. Ama bir bakıyorsunuz iki gün sonra güneş. Aradan biraz zaman geçiyor, puslu bir hava. Ve bizler birbirimizle konuşuyoruz. Bugün çok mutluyum. Ben güneşli havaları seviyorum diyor birisi. Bir başkası, ben böyle puslu havalarda daha mutluyum diyor mesela. Bu neyi anlatıyor? Hiçbir şey aynı devam etmeyecek. Hayatınızda bir imtihan olarak karşınıza çıkan bir engel, bir zorluk var ya, bir şey bitti, o sizin hoşunuza gitmedi ya, o başka bir şeyin başlamasına sebep olacak. Gece olacak ki gündüz gelsin, güneş batsın ki gece zuhur etsin. Bunu anlayalım. Ümit, sabır dediğimiz o güzel hasletin kardeşidir. Bir elmanın yarısı sabırsa diğeri ümittir. Ne sabır olmadan, sabretmeden ümitli olabiliriz bu dünyada, ne de sadece ümitle hayatımıza devam ederiz. Hayır, ümitli olmadan da sabır edilmez. Tamam, belki edilir ama o kadar zordur ki ikisi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Acılara sabretmeliyiz ve şunu unutmamalıyız ki, yaşadığımız acılar her ne olursa olsun her birinizin şu anda radyonuzun başında, belki kulaklıkla dinliyorsunuz, işte arabada, her birimizin, dinleyemeyenler de dahil olarak biliyorum ki, inanıyorum ki her birimizin bir başına gelen imtihan var. Buna o kadar eminim ki. Şunu bileceğiz ama, hangi acıyı yaşıyorsak yaşayalım, acılar Allah-u Teala'nın bize haşa zulmettiğinden değildir. Kahrolmamız için değildir. Terbiye edilmemiz, sınanmamız, güçlü olmamız, daha yakın olmamız içindir kemale. Hem de misafirdirler bunlar. Unutmayın, oldu mu? Bugün çok mutlu değilsiniz, bir sıkıntınız var, içinizden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Hep olumsuz düşünüyorsunuz. Ev hanımı olsanız ev işlerini yaparken suratınız gayet asık. Eğer çalışıyorsanız, bir delikanlıysanız iş yerinde çok suratsızsınız bugün tabiri caizse. Aslında her şey aynı. Eğer ev hanımını düşünecek olursak ev hanımının yaptığı işler bir önceki haftayla aynıydı. Ama o zaman dilinde bir şeyler vardı, mırıldanıyordu, yüzü güleçti. Bir şeyleri tekrar ediyordu veya o iş yerine giden o delikanlı geçen hafta da aynı iş yerine gitti. Aynı iş arkadaşları var ama o zaman çok mutluydu. Demek istediğim o ki, değişen sadece bizim algılarımız. O yüzden misafir olarak görelim acıları. Acı tatlımızdan alır giderler.
Acılar bize misafirken bizim ümide ve sabra sarılmamız lazım. Ama şımarmamak da lazım. Çok mutlu olduğumuz o anlarda da düşünelim, o da geçecek. Bir Allah dostu bir yüzük yaptırmış, yüzüğün iç tarafına bir yazı yazdırmış. Bu da geçer yahu diye. Zaman zaman etrafındaki insanlar buna şahit olmuşlar. Sürekli yüzüğe baktığına. Kimse içinde tabii bir şeylerin yazılı olduğunu bilmiyor ya. Ne var bu yüzükte, bir keramet mi var ve işte bilmem ne taşından mı, bilmem ne mi yazıyor üzerinde, bilmiyorlar. Bir gün sebebini sormuşlar. Efendim, bir sualimiz var. Buyur. Siz acı bir olay yaşadığınız zaman da yüzüğünüze bakıyorsunuz, düzeltiyorum. Mutlu olduğunuz zaman da tam böyle bir keyif, bir mutluluk yüzünüze yansıyor. Yine aynı yüzüğe bakıyorsunuz ama çıkarıyorsunuz ne var bu yüzükte. O da çıkarıyor yüzüğü. Bakın diyor, ne yazıyor. Ne yazıyor biliyor musunuz? Bu da geçer. Mutluyken diyor bakıyorum ki şımarmayayım. Bugünün tabiriyle gaza gelmeyeyim. İnsanlara şöyle hor gözle bakmayayım. Evet. Üzüldüğüm zaman da isyan etmeyeyim. Bu da geçer. Benim daha önce mutsuz anlarım olmadı mı? Oldu. Ya ben bilirim neler yaşadığımı. Ama kendimi kandırmayayım, mutlu olduğum zamanlar da oldu. İşte onun için ümit dolu, kararlı, inanç dolu olacağız. Asla dün değil evvelsi gün konuştuğumuz gibi yalnızlık hissine kapılmayacağız. Rabbimize zikreden bir dil, ona şükreden bir kalp taşıyoruz. Eğer öyleyse biz nasıl yalnız olduğumuzu unutur, yalnız olduğumuzu düşünür ve hiçbir zaman yalnız olmadığımızı unuturuz. Şimdi ben sizden borç alsam, isminiz Ahmet, sizin kapınıza geliyorum, bana borç verir misin? Bir kez gittim yanınıza, ikinci kez gittim kapıyı tıkladım, bana borç verir misin? Üçüncüsünde gitmeye yüzümüz olmaz değil mi? Veya başka bir ihtiyacımız var. Ama düşünür müsünüz lütfen? Rabbimizin kapısına her an gidebiliyoruz. Niye geldin? Yeter artık. Sözleriyle karşılaşmıyoruz. Mevlana Kuddisesi Ruhu'nun dediği gibi derdimiz belki de bizim dermanımız. Ümitsizlik bize uzak olmalı. Ümit yitirilen en son şey olmalı hayatta. Şimdi bol bol ümit ekmemiz lazım yarınları yaparken. Daha ümitli olmak lazım. Peygamberlerden Allahu Teala hepsinden razı olsun, şefaatlerinden mahrum eylemesin, selamlarımızı buyursun onlara. Peygamberlerden örnekler verirken Musa aleyhisselam dedik ya, ne kadar samimi olduğu davasında, ümitsizliğe kapılmadığından bahsetmiştik ya. Eyyub aleyhisselam değil mi? Ağır bir hastalığı vardı. Ufak bir teessür veya ümitsizliğe kapılmadı. Şimdi diyebilirsiniz ki onlar peygamberdi, biz değiliz. Elhak, evet haklısınız. Ama unutmayın ki Allahu Teala dağına göre kar yağdırıyor. Onlar bizden her yönden daha güçlü oldukları için ona göre imtihana tabi tutuluyorlar. Çünkü Mevlamız Celle Celaluhu hiçbir kuluna zulmetmiyor. Ya Eyyub aleyhisselam, Allahu Teala'dan şifa diledi. Hastalığında bir hayır olabileceğini düşünmüştü değil mi? Kur'an-ı Kerim'de yazıyor. Yusuf aleyhisselam ne kadar güzel bir ahlakı vardı. Hatta övülen insanlardan, örnek gösterilenlerden bir tanesiydi. Tuzaklar kuruldu abileri tarafından ama hiç ümidini kesmedi. Sonra zina ile suçlandı, hapislerde yattı, yine ümidini kaybetmedi. İbrahim aleyhisselam
mancınığa konmuştu. Mancınık neydi? Eskiden kullanılan, kalelerin duvarlarını yıkmak için tertip edilmiş bir mekanizma. Kargı gibi bir durum. Tam ona yüklendi. İleride kocaman bir ateş yakmışlardı. Yanına bile gidilemediğinden dolayı mancınıkla fırlatacaklardı. Mancınığı çektiler yayını, fırlattılar. Allah, Allah diyordu Celle Celaluhu. O da övüldü o ihlasıyla, samimiyetiyle. O kadar sadık bir kuldu ki teslim oldu kaderine. Ve o ateş gül bahçesine döndü. Sonra oğluyla imtihan oldu, ümidini yitirmedi. Demem o ki, daha bu örnekleri uzatabiliriz. Ama hasılı diyelim, en önemli imtihanlar ümitsizlikle birleşirse Allah korusun isyana götürür. Gelin biz bunu rahmete götürenlerden olalım. Unutmayın değerli kardeşlerim, iman hayatınızı değiştirmede büyük bir öneme sahip. Unutmayın yine, umudunuz ve ümidiniz varsa bu yaşamda ayakta kalabilirsiniz. Birçok fiziksel rahatsızlıklar var biliyorsunuz. Hekimlerin söyledikleri nedir? Ekseriyetle şu ilacı kullan, bunu kullan, şunu yap ama derler. Nedir o ama? Kendin de buna inan. Yani ümit var ol. Benzer hastalıkları yaşayanlara bakıyorlar. Ben artık bittim. Ben iyileşemem. Benim gücüm kalmadı diyenlerle aynı ilaç, aynı hastalığın evresi, diğerleri daha farklı. İnsan umuduyla güçlenir. Sabır umutla artar. Siz de bilirsiniz ki, zor kazanılan şeyler her zaman daha güzeldir. Terlemeden ele geçenin bereketi olmaz derler ya, faizle veya ter dökmeden kazanılanlar çok zevkli değildir. Ama yemek örneğinde olduğu gibi, bir çorbayı 10 dakikada hazırlarsınız, mantı 1 saat 2 saat sürer, yemesi aynıdır, çorba gibi pat pat pat, bir de hızlı yiyorsak eğer, hızlı bir şekilde tüketilir. Birine 10 dakika emeğin var, birinde 1 saat 2 saat. Ama o mantı, o yüzden mantı olmuştur işte. Çünkü emek ister. Ama onun tadından da yenmez. İmtihan, imtihan, imtihan. Ümitli olmayı Allah dostları, Allah-u Teala'yı tanımanın bir sonucu olarak belirtmişler. Ve demişler ki, ancak Rabbini tanıyan bir insan onun ne kadar merhametli olduğunu, ne kadar efendim bağışlayıcı olduğunu, rahmetinden umut kesmemesi gerektiğini bilir. Umuttur gerçekten tarih boyunca Adem aleyhisselamdan ilk peygamber, son peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar tüm peygamberlerin açtığı o tevhid yolunun takipçilerine, o yolda azimle yürümelerine sebep olan. Ümit ve umut kardeşlerim. Çevremizde çok fazla örnekler görüyoruz. İnsanların kendi yaşadıklarını, başka insanların yaşamadıklarını zannettiklerine müşahede ediyoruz. Dışarıdan her şey toz pembe görülüyor. Nasıl ki bir gözlük alın, o gözlüğün çerçevesine şöyle pembe bir lens takın, pembe görürsünüz her şeyi. Siz her şeyi pembe görüyorsunuz diye diğer renkler yok değildir. Veya gözünüzü bağladınız,
güneşe doğru bak dediler, ben güneşi göremiyorum dediniz. Ses yani güneşi göremiyorsunuz diye güneş yok mu? Biz göremiyoruz diğer hanelerde yaşanan imtihanları, üzüntüleri, yoksulluğu, acıları, hastalıkları, gözyaşlarını göremiyoruz. Biz görmüyoruz diye zannetmeyin ki yok. Her kulun bir derdi var. Bana Allah'ım gerek diyor Allah dostu. Biz fani bir ömre sahibiz. Bir gün nokta koyulacak. Cümlenin sonunda biliyorsunuz bir nokta vardır. Bizim de bir noktamız olacak. Bizim şu an bir hayalimiz var, bir hedefimiz var, bir planımız var. Ama planların en büyüğünü Allah-u Teala yaptı ve bakalım başımıza ne gelecek de o noktayla gideceğiz. İnşallah o nokta sonraki cümleleri daha umutla okumaya vesile olur. Şunu unutmayalım. İnsanlık tarihi boyunca insanoğlu denilen o beşer o kadar çok zorlukla karşı karşıya kaldı ki. Ama her şeye rağmen bu zorlukları Allah'ın izniyle göğüsleyebilen, bu zorluklar karşısında yılmadan, bıkmadan, usanmadan kararlılığını ortaya koyabilenler, inancını, umudunu, ümidini yitirmeyenler oldular. Bizim de şu günde yaşadığımız elbette sıkıntıdır. Hani diyor ya İbrahim Sadri, bizim de yaşadığımız hayattır kardeşim. Biz de sevmekteyiz sevilecek şeyleri diyor. Evet, bizim de yaşadığımız bir imtihan var. Herkesin bir derdi var. Sol yanı var Bedirhan Gökçe'nin şiirinde dediği gibi sol yanım ağrıyor. O sol yanında acaba ne derdi var? Belki birçok insan bunu anlatmıyor. Hal ve hareketleriyle, diliyle bunu bize ifade etmiyor ama zannetmeyin ki dertsiz. Parası olmayan, cebinde şu an kuruşu olmayan bir insan, parası olan bir insanı gözünde öyle büyütür ki, dünyanın en mutlu insanı parası olan insandır. Ona göre en mutsuz insanı da kendisidir. Çünkü parası yoktur. Bir başka insan, o parası yok diye üzülen, dünyanın en mutsuz insanıyım diyen kişi, aklına geldiğinde der ki, ya bu adam ne kadar saftirik bir adam. Ben şu an bir yürüyebilsem, şu ayaklarım bir adım atabilse, çoluğuma çocuğuma simit de satsam, limon da satsam ama, çoluğumun çocuğumun rızkını getirebilsem, şu yataktan bir doğrulabilsem, Mevlam'ın huzuruna şöyle eğilebilsem. Bir başkası kendinde olanın daha fazlasını ister, öteki bir başka. Herkesin bir derdi var. Derdimi seviyorum demişti ya Mevlana. Biliyorum ki derdimi veren de beni seviyor diye. Eşyamız kirlendiği zaman sabun veya onun ürünleri, deterjan vesaire alıyoruz. Öyle giymiyoruz. Ahirete gitmeden önce de dünyada bize verilen o imtihanlar bizim sınavımız olacak. Temizlik malzememiz olacak inşallah. Hayırla, o imtihanın nereden geldiğini bilerek, ahireti unutmayarak, o günahlardan temizlenmek nasip olur inşallah. Gömleğimizi, pantolonumuzu yıkadığımız gibi. Rabbimiz Celle Celaluhu, kendinden ümidini kesmeyen, korkusu da her an yanında olan, şımarmamış, gerçekten iman etmiş kullarından eylesin sizi bizi. Evlatlarımızı, insi ve cinni şeytanların şerrinden muhafaza buyursun.
yuvalarımızı şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış ve onun ortaklığını yapan, borazanlığını yapanlardan da uzak eylesin. Şu güzel ülkemizi iç ve dış düşmanların şerrinden muhafaza buyursun. Her bir kulunun derdi var, onların dertlerini en iyi bilen Rabbimize yalvarıyoruz. Ne olur hastalarımıza şifalar nasip eyle Rabbim. Şafi ismi şerifinle. Ne olur içki içen, namazını kılmayan, faizlerde boğulan, uyuşturucu müptelası olmuş, hiçbir işte güçte çalışmayan, eğlencede, hayatı boş işlerde bulunan ilk başta akrabalarımıza hidayet nasip eyle. Ve verdiğin bize imanı da ne olur alma. Bize caymaktan, kaymaktan, yolumuzu değiştirmekten, kibirlenmekten, sevmediğin hangi şey varsa onlardan uzak durmayı nasip eyle. Ya Rabbi, sevdiğin ne varsa, bizden yapmamızı istediğin ve hoşnut olacağın ne varsa, ne olur onları bize de güzel göster. Namazlarda tembel olmaktan muhafaza eyle. Her ezan okunduğunda yaşasın, yine Rabbimin huzuruna çıkacağım diye sevinenlerden eyle. Kadınlardan gelecek şerlerden, erkeklerden gelecek şerlerden ne olur bizleri muhafaza eyle. Son nefeste senin sevdiğin kullardan biri olarak can vermeyi ve son sözü olarak kalpten, içten, en böyle güzel duygularıyla, yüreğiyle şu cümleyi söylemeyi nasip eyle. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam okuyanların hem bu dünyaları hem de ahiretleri hayrola. Ümidinizi yitirmeyenlerden olun inşallah. Kalın sağlıcakla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.